Taliban'ın tabanını oluşturan ve Afganistan'daki en kalabalık etnik grup olan Peştunlar kimdir? Peştular toplam Afgan nüfusunun %42'sini oluşturmaktadır. Sadece Afganistan'da yaklaşık 15 milyon Peştun yaşamaktadır. Bununla birlikte en kalabalık Peştun nüfusunu 43 milyon ile Pakistan barındırır. Diğer taraftan Hindistan'da önemli bir Peştun nüfusu yaşamakta olup dünya üzerinde Peştun nüfusunun 60 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. İrani bir halk olan Peştunlar Doğu İrani dillerinden Peştuca konuşmaktadır. Bununla birlikte Afganistan'daki etnik Peştunlar ikinci dil olarak Farsça'nın Dari lehçesini konuşurlarken Pakistan ve Hindistan'da yaşayan Peştunlar ikinci dil olarak Hintçe ve Urduca'yı kullanırlar. Darice esasında Farsça'nın bir doğu diyalektidir ve Afgan coğrafyasındaki etnik halklar arasındaki lingua franca'dır. Peştunlar Afganistan'da ortaya çıktıklarına ve ortak bir atadan geldiklerine inanırlar. 13. ve 16. yüzyıllar arasında bazı Peştu kabilelerinin Pakistan'a göç ettikleri bilinmektedir. Soylarını ortak bir ataya dayandıran kabileler halinde örgütlenmişlerdir. Her kabile kendi içinde klanlara, alt klanlara ve ataerkil ailelere ayrılır. Ayrıca kendi aralarında ittifaklar oluşturup ittifak savaşları yapmışlardır. Bununla birlikte Peştunlar Pakistan'daki en büyük ikinci etnik gruptur. Öyle ki Pakistan'ın toplam nüfusunun %15 ila %18'ini oluştururlar. Pakistan'ın nüfusu göz önüne alındığında bu oran oldukça yüksektir. Oldukça bölünmüş bir yapıya sahip olan Peştunlar aşiretlere ayrılmıştır. Günümüzde yaklaşık 350-400 Peştun kabilesi bulunmaktadır. Bölge üzerine uzman Rus bilim adamı Gankovsky'ye göre Peştun halkının ortaya çıkışı 1. binyıl ortalarında tarihlendirilmelidir. Bölgeye uzun yıllar boyunca hükmeden Akhun Konfederasyonu'nun dağılmasıyla birlikte Akhun egemenliğinde yaşayan Doğu İran kabileleri yönetim boşluğunda merkezi yönetimden uzak bir yönetim sistemi oluşturmuş ve bu dönemde komplike aşiret klan yapıları ortaya çıkmıştır. Bu Peştu Konfederasyonu bünyesine Akhunlardan kalan bazı halkları da ekleyerek, kendi içinde özümseyerek günümüz etnik Peştun halkının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gankovsky bu hipotezini destekleyen bir kanıt olarak en kalabalık Peştun kabile birliklerinden biri olan Abdaliler ile Akhun İmparatorluğu'nda yaşayan halka Abdal denmesini örnek olarak göstermiştir. Diğer taraftan bölge halklarından biri olan Nuristanlılar 19. yüzyılın başlarına değin Peştun halkını Abdal olarak isimlendirmiştir. Abdaliler 18. yüzyılda Afganistan'da Durani hanedanlığını kuracak ve sonrasında Duraniler olarak anılmaya başlayacaktır. Günümüzde Anadolu'da Abdal olarak adlandırılan insanların da kökene dair referanslarda Afganistan'ın büyük bir bölümünü de içine alan Horasan bölgesine atıflar yapılmaktadır. Peştuların bir diğer önemli ve en kalabalık kabile konfederasyonu da Gilcilerdir. Pakistan ve Güney Afganistan'da kalabalık bir nüfusa sahip olan Gilcilerin kökenine dair hipotezler oldukça enteresandır. Özellikle İrani halklar arasında uzman olan ve çalışmaları güçlü referans olarak gösterilen Rus doğu bilimci Vladimir Minorski'ye göre Gilci kelimesinin ilk formu Öztürkçe Galaç, günümüz Türkçesiyle Halaç kelimesiydi. Fakat Arap kaynaklarında Galaç kelimesi ses farklılıklarından dolayı Halaç'a dönüşmüş, Peştuca'da ise kelime yine ses farklılıklarından dolayı Gilci'ye dönüşmüştü. Doğu bilimi alanında yetkin bir başka isim olan Edmund Bosworth'a göre ise Gaznelilerin Türk halkını oluşturan Halaçlar asırlar içerisinde yerel halk ile evlilik yoluyla kaynaşmış ve Gilci kabilesini ortaya çıkartmıştır. Gilci kabilesi Bosworth'a göre Türk nüveye sahip, gerek genetik gerek kültürel olarak zamanla peştulaşmış bir kabiledir. Halaçlar bir zaman sonra dillerini de kaybederek tamamen peştulaşmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Minorski şu notu düşmektedir. Aslında göçebe bir kabilenin dilini değiştirmesinde kesinlikle şaşırılacak bir durum yoktur. Aynı durum Türk kabilelerinin yakınında yaşayan Moğol kabilelerinin Türkleşmesi ya da Kürt kabilelerinin yakınında yaşayan Türk kabilelerinin Kürtleşmesinden farklı değildir. Bir Türk halkı olan Halaycılar 13. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında oldukça güçlü olup çeşitli dönemlerde Hindistan'ı kontrolleri altına almış, yaklaşık 130 sene boyunca Delhi Sultanlığını bu halka mensup hükümdarlar yönetmiştir. Bu hipotezi Gazneliler döneminde yaşamış vakanüvistlerin kronikleri de desteklemektedir. Öyle ki Gilciler Peştu kabileleri arasında sayılmamış ayrı bir halk olarak değerlendirilmiştir. Diğer Peştu gruplarından farklı olarak hayvancılık temelli göçebe bir hayat süren köçlerin adları Öztürkçe köç ya da günümüz Türkçesiyle göç kelimesinden türemiştir. Köçiler tıpkı İran'da yaşayan Kaşkay Türkleri ya da Türkiye'de yaşayan Yörükler gibi üç direk üzerine kurulmuş kıl çadırlarda yaşamakta, benzer tekniklerle kilim dokumaktadırlar. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk göçünün durak noktası olan ve yüzlerce yıl boyunca kalabalık bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapan Horasan coğrafyasının Afganistan'ın büyük bir bölümünü içine aldığı düşünüldüğünde şaşırtıcı bir durum değildir. Öyle ki Orta Asyalı göçebe Türkler arasında geleneksel olarak ahşap kafese sahip koyun keçesinden yurt adı verilen beyaz çadırlar yaygın iken Anadolu Yörükleri, Kaşkay Türkleri ve Köçiler arasında üç direk üzerine kurulmuş keçi kılından üretilen çul ile kaplanmış kara kıl çadırlar mesken olarak kullanılmıştır. William Vogelsack, Peştuların kökenine dair oldukça önemli bir tespitte bulunmuştur. Peştunların ve Afganların kökenini aramak, Amazon'un kaynağını araştırmak gibi bir şey. Belirli bir başlangıcı var mı? Peştunlar aslında Afganlarla aynı mı? Günümüzde dilleri haricinde tüm modern Peştunların aynı etnik kökene sahip olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Peştuların kökenine dair elimizdeki en sağlam done dillerinin kökenine dairdir. Peştuca genellikle bir Doğu İran dili olarak sınıflandırılır. Şu an konuşulmayan binlerce yıl ötesinden bir İran dili olan Baktria dilinin günümüzde yaşayan en yakın akrabasıdır. Ayrıca Göktürk alfabesine en fazla etkide bulunmuş olan Soğdca ile Peştuca ortak özellikler taşır. Hatta alanda önemli bir dil bilimci olan George Morgenstein, Peştuca'yı Saka dilinin bir lehçesi olarak tanımlarken, birçok dil bilimci Saka Konfederasyonu içinde konuşulan dillerden biri olarak Proto-Peştuca'yı saymaktadır. Halen kökenleriyle ilgili 3 ana teori bulunan Sakalara dair tüm teoriler öyle ya da böyle Orta Asya kültürü temelli Saka Konfederasyonu içinde bulunduklarına işaret etmektedir. Peştuların antik köklerine indiğimizde İran dili konuşan fakat ne İran ne Hint kültür dairesine mensup izole Pamir dağları eteklerinde bir halk görürüz. 2012'de Y kromozomu perspektifinde Afganistan adlı bir çalışma 190 kişi üzerinde yürütülmüştür. Bu genetik çalışmaya göre R1a-Z2125 %67.4 ile Peştunlarda en baskın haplogrup olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılında yayınlanan bir başka çalışma ise Kuzey Afganistan Peştunları üzerinde yürütülmüş olup bölgedeki Peştunlar arasında %40 ile en yaygın haplogrubun R1a-Z2125 olduğu saptanmıştır. Bu alt grup aynı zamanda ağırlıklı olarak Tacik, Türkmen, Özbek ve Başkurt etnik grupları arasında ve ayrıca Kafkasya ile İran'daki bazı topluluklarda mevcuttur. Peştunlar ile ilgili tarihi kayıtlar, dil bilimi ile ilgili veriler ve genetik çalışma sonuçları bambaşka coğrafyaları ve kökleri işaret etmektedir. Esasında kökene dair belirsizlik, Peştu halkının tek bir ortak atadan gelmek yerine bambaşka halkların coğrafyada kalan kalıntılarının birbiriyle eklemlenmesi ve konfederatif bir yapı oluşturarak zamanla konuşulan baskın dil olan Peştuca'yı benimseyerek asimile olurken Peştu halkının bugünkü yapısını oluşturduğuna dair hipotezi destekler. Ayrıca bu hipotez Peştuların birbirinden sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan oldukça farklı rigid aşiret yapılarını ve bölünmüşlüklerini de açıklamaktadır. Bu halk feodal köklere sahip olan aşiret temelli ve feodal ahlak ile geleneklere referans alan modern batının istemeyeceği modern toplum düzenine zarar verebilecek, yüzyıllar boyunca herhangi bir modern reformla karşılaşmamış ya da modern bir devlet otoritesi altına girmemiş bir halktır.